Etraf tam şey ya. Bak. Tam bizim oralar abi. Bak uzaklara bakın abi. Şu anda konvoy tahmini 25 kişi falan diye tahmin ediyorum. İşte 20-25 kişi arası bakalım abi. Şöyle. Daha yanları var. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Abi Şimdiki çıkışı oha. kullanın. Bir şey diyeceğim. Tırbis MP tarihinde bir ilik yapmış olabilirim şu anda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin konvoy videosunu şu an üçüncüsünü çekiyorum. Yine bir Zarel'in konvoyundayım. Şu anda şöyle nerede olduğumu gösterecek olursam arkada kasıyoruz. Evet. Şu anda arkadaşlar Road to Black Sea DLC'sinin partisindeyiz. Burası ya Bulgaristan ya da Yunanistan ama Bulgaristan galiba. Rotamız da arkadaşlar şöyle bir rota olacak. Şöyle gideceğiz, şöyle gideceğiz, şöyle gideceğiz. Şöyle bir rota arkadaşlar veya şu delde. Buradan böyle galiba. Aynı. İşte arkadaşlar bu şekilde böyle bir rotamız var şu anda. Şimdi ben işimi alacağım. Şu an Virtual Speedator'dan işimizi aldık. Virtual Speedator'dan işimi ayarladım yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar tıbbi ekipman taşıyacakmışız. Gideceğimiz yer burası ama şöyle dolambaçlı bir yoldan gideceğiz arkadaşlar. Bu arada bu da var. Bir dakika. Meşrubatlar da var 23 tonluk ama bizim tıbbi ekipman olması lazım. Çünkü ekipte bir şeydi. Aynen bu. Evet. Korsanız arkadaşlar demiş. Saatlerimiz şu an oyunda sabah saatleri 8-8.30 arasında 8.20 geçiyor. Dorsemizi buraya hazırlamış arkadaşlar. Şöyle dorsemizi alalım arkadaşlar. Önden sokmayalım bunu. İşte başlıyoruz. Evet abi tırımızı da yanaştırdık. Şöyle bakalım tırımıza bir. Güzel güzel. Çantamızda 11 kişi var. Biz arkadaşlar bu yayın saatlerin tam süresini söyleyeyim. Onu şu an tam olarak öğrendim çünkü. Şu anda benim katılmış olduğum yani benim ilk videomda 8-8.30 arasında başlıyor dediğim konvoy tam olarak 8.30'da başlıyor arkadaşlar. Gece olan ise bizim saatimize göre gece 1.30'da başlıyor. Konvoyun uzunluğu da arkadaşlar 2-3 saat arasında sürüyor yol. Yollarımız ortalama 900 kilometre uzunluğunda oluyor. Daha doğrusu yol dediğim rota. Rotalar 900 kilometre uzunluğunda oluyor çoğu zaman. Mesela şu an bakalım rotamıza. 930 arkadaşlar bakın. 930. Şimdi bu rotayı ben doğrulayacağım. Şu an Discord'dan gördüğüm kadarıyla bir yaptım. Bir Discord'a girip bakayım. Arkadaşlar şu anda bir admin geldi. Bulunduğumuz yere. Bu arada ben tırımı oradan şuraya aldım. Şöyle çok güzel bir şekilde park ederek. Evet arkadaşlar çıkıyoruz yavaştan. Ben de şöyle bakalım. Gideyim. Bu arkadaş biraz daha hızlı davrandı. Ben de şöyle çıkayım. Gelen giden var mı yok. Sağa dönmeye hazırlanın.
Sağa dön. İnşallah oyun sesleri güzel geliyordur. Ben normalde konvoylara biraz daha geç katılıyordum ama meğersem Discord'larında adamlar daha kaç saat önceden abi rotayı paylaşıyorlarmış. Ben rotayı vesaire bilmediğim için geç kalıyordum. Yayın sırasında soruyordum chat'ten falan. Ben geçenki videomda işte retarder kullanın falan demiştim arkadaşlar ama sadece retarder değil, mesela 3 çeşit daha farklı fren seçeneği var arkadaşlar. Eurotrack Simulator 2'de yani. Bu oyunda sadece S'ye basıp da işte klavyeyle oynayan arkadaşlar için diyorum, S'ye basıp da fren yapılmıyor. Bunun arkadaşlar Dorse freni var, motor freni var ve egzoz freni var arkadaşlar. Bu oyunda gerçek hayattaki tüm fren çeşitleri var tırlardaki. Etraf tam şey ya. Bak. Tam bizim oralar abi. Bak uzaklara bakın abi. Bu arada ölü sayısı yaklaşık 50'ye kadar yükseldi. Vaka sayısı zaten Allah başına gitti. Bu koronavirüsten inşallah daha fazla ilerlemez. Okul falan zaten çok fena kaynadı abi ya. Bu sefer kenara çekiyoruz abi, evet. Dediğim gibi ayın 24'ü olması lazım. İşte şu an 50'ye kadar neredeyse geliyor. 30-40'larda bir şey. Benim tahminimce, hani Allah göstermesin ama bu sayı yaza kadar, yazın falan biteceğini falan söylüyorlar. Bu sayı yaza kadar tahminimce 500'e kadar gelecek. Çoğu yaşlımızı kaybedeceğiz. Yaşlı vatandaşımızı, dedelerimizi, ninelerimizi kaybedeceğiz gibi geliyor. Bu arkadaş şöyle bir bakalım. Aha! Bakın arkadaşlar, benim üstümdeki tırımın şu üstündeki parça, aha bu. O olması lazım. Bakayım şöyle bir. Galiba o. Çünkü ben Evoco'dan almıştım ama hangi kasa Evoco olduğunu tam hatırlamıyorum. Şu anda konvoy tahmini 25 kişi falan diye tahmin ediyorum. İşte 20-25 kişi arası bakalım abi. Şöyle. Daha yanlara var. Şu anda map'te şuradayız. Bakalım şöyle. Evet, önümüzde güzel yolu var. Güzel yollar var hatta. Broşoldan geçeceğiz. Piteşti'nin kenarından geçip, Büyükleş'in içinden geçip bunun da kenarından, Boğazköy'ün kenarından. Evet, kalkıyoruz abi. Hadi bakalım. Yani arkadaşlar, buralara falan gelme sanmayın. Yani kendi bulunduğunuz yere gelmemiştir falan diye sanmayın. İşte bu İstanbul'da falan sadece vardır falan demeyin. Şu an her tarafa yayılmış durumda koronavirüs. Ciddi anlamda her tarafa yayılmış durumda. Bu 65 yaş gibi bir algı var şu anda insanlar kafasında. Mesela bütün insanlar var. 3 kez üst üste bypass, yani kalp ameliyatı oluyor. Kanserler oluyor. Çeşitli kanserler oluyor. Böyle insanların bünyeleri çok düşük olur arkadaşlar. Yani 40 yaşında bile olsa bünyeleri 65-70 yaşında gibi olan insanlar olabilir. Sadece kronik rahatsızlığı da olan değil, bünyesi bağışıklık sistemi düşük kişiler, ciddi anlamda düşük kişiler risk altında. Yani kolayca hastalığa yakalanıp ve hastalıktan da kolay bir şekilde kurtulamayan kişiler önemli. Diğer kişiler %90 oranında zaten kurtuluyor. Veya %100 oranında hatta. Arkadaşlar, bu oyundaki sürüş zevkini
Emin olun yük aşırı çok değiştiriyor. Arkaya bir 61 ton takın arkadaşlar. Onun verdiği tadı var ya, onun verdiği tadı şu an 0 ton daha, 5 ton daha, 20 ton da olsa vermiyor. Ne kadar arkada ağır bir ton varsa o kadar daha oyun zevkli oluyor diyebilirim, net. Çok net söyleyebilirim bunu. Bu arada arkadaşlar bak, Promods'un yenisi geliyor. Promods'un orijinal YouTube kanalında yayınlandılar. Güzel bir trailerimsi bir video. Fragmanımsı bir video diyeyim yani. Türkiye yani bu Road to Black'i arkadaşlar yapmışlar. Normalde yoktu. Vardı da böyle, nasıl diyeyim, Türkiye yoktu arkadaşlar. Bulgaristan, Yunanistan vardı. Türkiye tam yoktu. Şu an Türkiye yapmışlar, hatta videonda falan bayağı bizim kişileri falan göstermişler. Türk bayatları falan. İşte buralar yapmışlar galiba. İnşallah böyle biraz ilerlemişlerdir. Tekirdağ'ın altına doğru falan böyle. Çanakkale'ye kadar en azından gitmişlerdir inşallah. Çanakkale gerçi biraz fazla oldu da. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullan. Abi oha. Bir şey diyeceğim. Travis MP tarihinde bir ilk yapmış olabilirim şu anda. Oha arkadaşlar, bu F1, F2, F3, F4 Lele böyle arka arkaya falan basınca bug'a giriyor. Aha yine yaptım. Sola dön. Ama arka arkaya basınca bunlara bug'a giriyor. Vallahi bug'a giriyor ya, harbiden bug'a giriyor. Şöyle bakalım, ben de tırların yanına geçeyim. Bir Euro Truck Simulator 2 Convoy videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Beni en baştan şu anki zamana kadar şu an izleyenlere sonsuz teşekkür ederim. Yansınız. Burası böyle çıkmaz bir yere gidiyor. Çıkmaz bir yere gidiyor. Arkadaş ne yapıyor ya? Sonraki Euro Truck Simulator 2 Convoy videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Jorge, nereye gidiyorsun Jorge?